sansür ve dezenformasyon yasası diye bilinen, aslında tam anlamıyla az önce bahsettiğim iletişim olanaklarının iktidar eliyle bitirilmesine yol açacak bir kanunu düzenleme. Nedir bu? Aslında ilk başlangıcı bunun internet yasası dediğimiz, hı hı, işte 56-51 sayılı yasal düzenlemeyle başlamıştı. O zaman bu kadar fark edilmemişti. Çünkü şöyle bir durum vardı. Vatandaşların geneline yönelik değil de iktidarı eleştiren tweetlere ya da kişilere yönelik bir kısıtlamaydı. Hı hı. İşte suç ceza hakimliklerinden karar alınıyordu hızlıca. O tweetler ya kaldırılıyordu ya da o tweetleri atanlarla ilgili hemen hızlıca bir soruşturma yürütülüyordu. Ya şöyle bir şey yok muydu zaten Yiğit? Yani anlamadığım yer şurası. Şimdi bir hakaret varsa, hı hı, bir yanlış bilgilendirme, hı hı, varsa mahkemeye başvuruyordu. Mahkeme zaten bunun yanlış bilgi olduğunu, işte, hı hı, işte hakaret içerdiğini ya da bir şey olduğunu tespit ederse bunu atanlarla ilgili işlem yapıyor. Tabii zaten Türk Ceza Kanunu buna var yeterli yani imkan. Hani hakaret suçu, iftira suçu, tehdit suçu, bunların hepsi var ve hani biz uygulayıcılar olarak bunlardan da aslında bir oranda tatminiz. Hı hı. Hani bunlar uygulanmıyor diyemeyiz. Az yani önce sen de hakaret ya ettiği zaman sen bunu alıyorsun mahkemeye, evet, götürüp yani tespit ettiriyorsun. Bunları yapmak aslında kolay. Bunlar zor işler değil. Ama az önce söylediğin gibi yayında takip ettim onu belirteyim. Uygulama çok önemli. Hani en iyi kanunu, en iyi metni yazarsınız ama uygulayıcı zayıfsa, hı hı, burada artık ortada hiçbir veri çıkmaz. Şimdi Türk yargı sisteminde uygulayıcılar çok taraflı. Nedir taraf? Hep bulundukları iktidarın mensuplarını kayırma, kollama, onları koruma tarafı. Hı hı. Ama vatandaşın bir hakkı ihlal edilince inanın mahkeme kapılarında, adliye koridorlarında ayları yılları geçiyor. Bu şimdi temel büyük bir sorun. Haliyle adalete güvende Türkiye'de en fazla %20 çıkıyor bu bağlamda. Hı hı. Hani diğer konuları hiç katmıyorum. Kira davaları olsun, ticari davalar olsun, bunlarla birlikte zaten insanlar hani kendilerine yönelik bir iyi niyet görmüyorlar o mahkemelerde. Ama şuraya gelirsek, şimdi AKP bunu niye yapıyor? Mesela hep konuşulur, AKP için bir tespit vardır. İşte sorunları büyütür, büyük sorunların da çözücüsü olduğu rolüne vurulur. Yani olmayan şeyi tabii yaratıp propagandasını yapar, PR'ını Göbels taktiği denilen, hmm, anlatılır anlatılır. Şimdi AKP burada artık kendince küçük olan sorunları çok büyük gösterip, yani aslında vatandaşın sorunu olan meseleleri vatandaş için değil de kendisi için temel bir sorun olduğunu bilerek isteyerek kendi kurullarında bir karar aldı ve bunu yasal düzenleme olarak sanki vatandaşa faydalıymış gibi paketleyip servis etmeye çalışıyor. Değil. Asla vatandaşa faydalı hiçbir imkan bu yok yasanın içinde. Ya ne var? Var olan bir şey yani, var bu zaten. Hayır, daha da ağır geliyor şimdi, nedir? Mesela hakaret ve iftira gibi suçlarda aslında bir ceza aldığınızda da çok böyle ağır yaptırımları yok. Hani bunları konuşabiliriz. Bunlar ceza kanunda yapılacak değişiklikler. Ama burada getirdikleri özellikle basın yayın kuruluşlarına caydırıcı etki dediğimiz bir tepki yaratacak kanun düzenleme. Nedir bu? Bir yıldan üç yıla kadar haberin içinde hakaret olsun olmasın, iftira olsun olmasın değil, verdiğim bilgi doğru değilse diyor. Yani nedir? Az önceki KDV olayı. Evet. Hatalı söyleyebiliriz, evet, insanız. Evet. Ama diyor ki sen buradan bir algı, bir propaganda yapıyorsun. İktidarın yapmadığı bir şey yapmış gibi göstererek onu yıpratmaya çalışıyorsun. Onun için senin cezalandırılmana. Peki bu cezayı mahkeme vermeyecek mi gene? Tam mahkeme verecek yani, ama böyle bir yasal düzenleme olmaz. Onu anlatmak istiyorum. Yani hatayla bir suç kastı olmadan yapılan işlemlerin, haberin cezası olmaz. Bu demokratik hukuk devletini geçtim, kabile devletinde bile olmaz. Olmaz. Bu evet. Bir. İkincisi, mesela şu an uygulamamızda o yok. Sosyal medyada özellikle beğeni ya da işte retweet dediğimiz yayma gibi imkanların cezaya tabi olması söz konusu değil. Çünkü, hı-hı, yani çok açık bağırış, hakaret falan değilse yine onun altını çizelim. Çünkü siz bir şeyi beğendiğiniz ya da kendiniz paylaştığınızda illa buna katılıyorsunuz anlamı çıkmaz. Hangi kanaatle, hangi kanıyla, hı-hı, hangi istekle yaptığınızı bilemezsiniz. İnsanın iç dünyasıdır bu. Evet. Şimdi bunu da getiriyor. Diyor ki sen bunu beğenirsen ya da retweetlersen bu yanlış düşünceye katıldığın ve bunun propagandasını yaptığın için asıl cezanın yarısı oranında sana da ceza veriyorum. Yani neredeyse örgütlü bir suça sokuyor. Üçüncüsü, mesela uygulamadıkları bant daraltmayı bu sefer getirecekler. Peki şunu söyleyebilir miyim ben mesela, özür dilerim. Şu an bizi izleyenler için. Yani bundan sonra retweet yaparken daha dikkatli yapmak zorundasınız. Şimdi yasa geçtikten sonra. Bugün daha demeyelim. Ha, bugün değil ama yasa geçtikten sonra. Yani geçerse, ben bu şöyle haliyle geçse bile Anayasa Mahkemesi'nin bu konuya müdahale olacağını düşünüyorum. Çünkü yani
Anayasa çok... Mahkemesi müdahil olmuş. Ona da geleceğiz. Peki tam hazır Anayasa Mahkemesi demişken ona geçeyim. Şimdi biz seninle burada ne zaman? Haziran ayında sen söyledin hatta. Dedin ki bakın dedin yakın zamanda dedin bir Sayıştay ataması var. Bu Sayıştay atamasından birkaç ay sonra Sayıştay'a atanan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Anayasa Mahkemesi'ne atanacak dedin. Ve şimdi Anayasa Mahkemesi'ne atandı. Seçildi. Daha doğrusu meclis tarafından seçildi. Yani biz ona artık seçim ne kadar demokratik olmadığı için... Ya şimdi dezenformasyonu yapmayın tam diye. Tam böyle bak. Mesela çok iyi örnek verdin. İzleyicilerimiz de anlasın. Mesela bunu söylemek yanlış bilgiyi yaymaktan cezaya alabilir. Evet, atama değil seçilme çünkü. Seçilme değil mi? Tamam peki. Özür dilerim efendim. Meclis böyle. Başkanı da seçiliyor mesela. Seçiliyor. Rütük üyeleri de seçiliyor. Düşün yani. Peki şimdi Anayasa Mahkemesi deyince aklıma yani. Bayağı hani siyaset, şimdi Anayasa Mahkemesi aslında siyaset üstü olması gereken. Tabii tabii. Türkiye'nin hukuk güvenliğini sağlayacak mahkeme olması lazım. Evet, anayasal olarak da böyle bir kurum bu. Tüm dünyada bir de hani Supreme Court, Amerika'da işte Fransa'da yine Anayasa Mahkemesi gibi. Oralarda artık devletin yasal düzeniyle anayasal düzenin denklemini bir araya getiren mahkemedir ve bu haliyle siyaset kurumuyla tabii ki temaslı olur ama siyasi kimlikler orada olmaz. Mesele budur. Yani ilk güvenilir. Herkes tarafından güven telkin etmiş herkese. Kulisi o zaman paylaşmıştık. Vahametini şundan. Ya hiçbir ülkede İçişleri Bakan Yardımcısı yargı organında görev almaz. Bir de bu bitmiştir değil zaten. Tabii. Yani şöyle Anayasa Mahkemesi'nin tüm üyeleri hukukçu değil. Yani Sayıştay gibi kurumlardan ya da işte üniversitelerden gelenler var. Bunu anlıyorum. Yapı çünkü baktıkları tüm konularda hukuki değil. Ekonomiyle ilgili meselelere de dahil oluyorlar. Yasal düzenlemede ya da işte başka genel kamu hukukunu ilgilendiren meselelere de müdahil oluyorlar ama şudur. Sizin fakültede aldığınız eğitimden sonra hayatınızı nerelerde geçirdiğiniz önemlidir bu görevlere gelirken. Yani beyefendi işte mülkiyeliyim diyor İstanbul siyasal mezunu. Akabinde hep emniyet teşkilatı içinde, hep İçişleri Bakanlığı teşkilatı içinde. Sayıştay geçmişi sadece 2 ayla sınırlı. Evet, evet. Yani ne görev yaptı, neyi denetledi, baş denetçilikte neler yaptı bu belli değil. Ya bunun örneğini daha önce de gördük. İrfan Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay'da tek dosya kapağı açmadan 16 gün sonunda Anayasa Mahkemesi'ne üye atandı. Anayasa Mahkemesi ondan önce Adalet Bakan Yardımcıları. Ya bunların hepsi siyasi görevler. Hiç lamicimi yok. Karşı karşıya geldiğimiz insanlar bunlar. Yaptıkları görev iktidar erkin içinde yani yürütmede birebir siyasi pozisyon alıyorlar ve şimdi de tarafsız, bağımsız yargıçlarmış gibi AYM üyeliği yapacaklarını iddia ediyorlar. Yani bunu açık söyleyeyim yemezler. Bu işlemez, bu çalışmaz. Ama deyip geçmem geleceğim. Diyorsun yani. Kimse diyemez. Ama şuna geleyim. Hani az önce AYM niye müdahil olur? Orada gerçekten işin ehli, liyakatlı hukukçular var, birikimli insanlar var, iyi raportörler var. Ben onların elinden çıkacak metne ve onun gelip artık bu insanların bile hani kör gözüne parmak sokmak gibi olmadan çünkü neticede biz bir Avrupa Konseyi'ne tabiiz, bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne tarafız ve bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamız lazım. Venedik'i mahvettiler onu söyleyeyim. Venedik Komisyonu ama açıklama yapıyor zaten. Diyor ki yani bu sansür yasası ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bir yasadır. Ama bizimkiler Venedik Komisyonu artık bir restoran zaten. Kadar değer veriyorlar. Ne yazık ki o sorun hani akıllarına artık film festivalinden bile daha az geliyor Venedik Komisyonu. Sıkıntı burada. Eskidenki AKP bütün yasal anayasal değişikliklerinin sosunu böyle yapardı. Venedik Komisyonu kararı, Venedik Komisyonu tavsiyesi. İşine yani geldiği aslında zaman. Nereden nereye geldiklerini çok iyi yansıması. Hani Kopenhag kriterleridir, Avrupa Birliği ilkesidir diyen AKP'den bugün işte bunların hiçbiri önemli değil. Biz yaparsak daha iyisini yaparız diyen bir yapıya döndü ama çok kötü bir metin. Bu metnin yasalaşmasından sonra da uygulanması açık söyleyeyim. Türkiye için vahamet olur. Uygulayıcıların iyi metinleri uygulamadığı yerde bu kadar kötü bir metni çok hızlıca uygulaması durumunda da ben hukuki güvenlik ilkesini ve hukuk devleti ilkesini temelden zarar alacağını öngörüyorum. Söyleyebilirim. Peki biraz da siyasete bakalım mı? Bakalım seve seve. En çok sevdiğin yere doğru.